Masko El Roman Show'u sunar. Bir baba oğluna sarılmış ağlıyor. Bir ana kucağında bebeği dileniyor. Hayat acımasız, soğuk ve zalim, haksız ve hain bazı insanlara. Talih zamanla döner dolaşır, seni de bulur, verir ya alır. Bir melek diliyorum Tanrı'dan muhtaçlara. Çaresiz, yuvasız, aç susuz çocuklara. Bir melek diliyorum sevgiden yoksullara. Suçsuz olan esirlere, mahkumlara, insanlara. Huzurlarınızda İsmail YK. Rafet El Roman. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sebebi dil yarası, alışmamız imkansız. Saçının teline bir dokunabilsem. O günlere yeniden alışmamız imkansız. Gülüm inan imkansız. 9 Mayıs'ın beraberdik, şimdi ayrıldık. Hem oynardık hem gülerdik, şimdi el olduk. 9 Mayıs'ın beraberdik, şimdi ayrıldık. Oynardık hem gülerdik, şimdi el olduk. Olmuyor, olmuyor, sensiz hiç olmuyor. Denedim olmuyor. Giderim uzaklara, tek başımayım, geri dönülmüyor. Olmuyor, olmuyor, sensiz hiç olmuyor. Denedim olmuyor. Giderim uzaklara, tek başımayım, geri dönülmüyor. 9 Mayıs'ın beraberdik, şimdi ayrıldık. Hem oynardık hem gülerdik, şimdi yel olduk. Selena, 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 Selena. Selena geliyordu ve dünyayı kurtarıyordu. Aşık gençliğe Leyla, Leyla, sarılsam sana canım, dalsam rüyalara. Leyla. Bir şey var mı kafanda şu anda dolaşan? Bir evlilik var. Oo, güzel. Ama bu hayal değil ya. Senin gibi bir insan için bana olmamalı. Göre bir hayal. Çünkü çok zor bir şey ya. Ben tahmin edemiyorum. Yani çok zor bir şey geliyor. Zormuş gibi geliyor bana evlilik. Hı hı. Şimdi hazırlık, tanışacaksınız, anlaşacaksınız, kavga edeceksiniz, barışacaksınız. Sonra anlaşıp düğün hazırlığı, nişan. Aileler. Ondan önce de nişanı da unuttuk. Nişan var. Kına düğün, var. Kına var, davetiye bastırmak var. Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim. Hele loy loy loy, güzel yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, güzel yârim esmerim. Hey, bir taşa
yattım hanaya, düştüm hapishanaya. 15 kızı kandırdım bir şişe lavantaya. Hey, hele loy loy loy, kibar yarim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Bu arada caddeler boş, kimse kalmamış. Yoksa evet, herkes ekran başında El Roman Show'a mı dalmış? Dünya yıkılsa üzerime, son sözüm yine iki kelime. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Dünya yıkılsa üzerime, son sözüm yine iki kelime. Otur kalbimin üzerine, öyle kal aşkım. Tenden kurşun geçer de, geçmeyen bir sevdan var. Unutma her erkeği, diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşım yaralarımsın. Senden başka kimim var? İsmail, çok teşekkür ederim tekrar. Ben çok teşekkür kendine ederim. Kendine çok abi, iyi var. Seviyorsun, çok seviyorum seni. İyi ki varsın. We love you. Sağ ol sen de. İsmail YK efendim. Evet efendim, geçen haftaki konuklarıma İsmail YK ve herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika, çok neşeli, eğlenceli bir program oldu. Şimdi bakalım bu hafta neler var, şöyle bir izleyelim ve sonra hemen ilk konuklarımı alacağım. Ve hemen Filiz, hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci soruları ne oldu biliyor musun? Ya dedi, Filiz'in saçları gerçek mi? Gözümden gönlümde düşen düşene. Kendi markamı bu kadar hızlı bir şekilde kurabileceğimi hiç düşünmemiştim açıkçası. Anlamsız bir fırtına başlar hayatımda. Diyorlar ya, cillop gibi. Cillop gibi değil tabii de. Yaptım, tamam mı? Hazır mısın? Evet. Yaptım. Ben yalvardım hep Tanrı'ya sen diye. Show Akademi. Hayallerinizi ertelemeyin. Müzik, oyunculuk ve sosyal medyada nasıl kariyer yapacağınızı size adım adım öğretiyoruz. Sizler de seminerlerimize katılabilirsiniz. Tüm bilgiler showakademi.com'da. Gün gelir acı günler seni seçer. Sevgiler nasıl başlar, nasıl biter? Sarsılır deli gönlün, kedere düşer. Bir daha sevemem dersin, her şey geçer. Duygular yıkar seni, doğrular yakar seni. Düşünmezsin gerçeği. Anlamsız bir fırtına başlar hayatında. Savrulur durursun sen çok yorulsan da. Zor gelir yaşamak onsuz bu dünyada. Ağlarsın durmadan umutsuz yarınlara. Anlamsız bir fırtına başlar hayatında. Savrulur durursun sen çok yorulsan da. Zor gelir yaşamak onsuz bu dünyada. Ağlarsın durursun umutsuz yarınlara. Thank you.
anlamsız bir fırtına başlar hayatında, savrulur durursun. Sen çok yorulsan da ağır gelir yaşamak. Onsuz bu dünyada sarılsın durursun. Onsuz bu dünyada anlamsız bir fırtına başlar hayatında, savrulur durursun. Sen çok yorulsan da zor gelir yaşamak. Onsuz bu dünyada ağlarsın durursun. Umutsuz yarınlara. Değerli izleyiciler, yine harika bir program sizleri bekliyor. Şimdi biliyorsunuz genelde hep konuklarımla böyle yarışma yapıyorum ama bugün karar verdim sizinle bir yarışma yapacağım. Eyvah. Yaşasın. Evet. Doğru mu yanlış mı? Aslında çok kolay bir şey. Merak ediyorum. Evet. Ben de tesadüf gördüm. Dedim aman bunları yarın Barbaros ve Hüseyin'le programda yapayım bakalım. Onlar bunları bilebilecek mi diye. İlk sorumla başlıyorum. Tamam. Mesela... Kağıdı, bildiğimiz yani kağıdı, evet. Mısırlılar mı icat etti? Bu doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Efendim? Yanlış. Bence de yanlış. Yanlış. Hı-hı. Peki kim icat etmiş yanlışsa? Çin ya da Çin diye hatırlıyorum ama. Bravo. Belki. Çinliler. Çin, evet, değil mi? Evet. Adam öğretmen ya şimdi. Peki bir şey söyleyeceğim, sen ondan kopya mı çekiyorsun? Hayır, hiç çek, hiç de değil. Niye hayır dedim? Çünkü tahmin ettim. O zaten tahmin benden ettim. Önce söyledi. O senden önce mi hayır dedi? Evet, evet. Hani birbirinizden kopya çekmeyin lütfen. Yok, yok, çekmiyoruz. Peki, kediler geri geriye yürüyemiyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Yanlış. Yanlış, evet. Nasıl? Niye yürümesin ya? Yürüyor mu? Yürüyor tabii. Benim kedim var, ben ondan biliyorum ama. Ben biraz avantajlıydım yani bu soruda. Bizim de vardı da hiç geri tahmin geri gidiyorlar tabii ya, böyle tabii. Korkunca çekiliyorlar ya. Evet. Ama ilginç. Enteresan, ya. Aynen. Evet, akıl çelen bir soruydu. Birbirine aşık, seven insanlar gözlerine baktıklarında kalpleri aynı ritimde atıyormuş. Yok canım. Bence de yanlış. Saçma bence. Yani, doğru. Yani, hayır. Doğru. Nasıl ya? Birbirine aşık, birbirini seven çiftler gözlerine Hı. baktığında o anda kalpleri aynı hızda atıyormuş. Aa, çok bu bilim ilginç. Olarak ispatlanmış. Aa, süper. Evet. Süper. Yani doğru yani. Yazıyor mükemmel. Zaten. Hı hı. Yani senkronize. BPM'leri tam yani. Evet. Tam tutuyor. Evet. Enteresanmış. Aynen, çok ilginç. Şu anda 2-1. Evet. Buraya görüldüğüne göre Hüseyin'e. Tamam. Evet, dördüncü soruma geçiyorum. Evet. Mısır'da piramitler yapılırken hı hı. mamutlar yaşıyordu. Hayır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Bence de yanlış. Mamutlar yaşamıyor mudur? Çok Hayır. daha önceden nesilleri Aynen. tükenmiş olması lazım. Tabii. Evet. Biraz tarihi daha iyi araştırın derim. Çünkü doğru. Nasıl ya? Tabii ki. O piramitleri inşa ederken en çok yardımcı olan mamutlarmış. Aa, çok enteresan. Ki çok da fazla belgesel seyrederim aslında. Çok da severim öyle. Zaten Mısır. Bunlar öyle biraz aklımızı çelen sorular. Hani... Tahmin edemeyeceğiniz şeyler. Şimdi mamut deyince senin mahmut aklına... Mahmut anladık değil. Mahmut diye dinozorlar gelmiştir. Hayır, hayır. Tabii, ya. Mahmut da dinozorun farkında tabii ki biliyor. Ama Mahmut da anlamış olabilirsin. Neyse, bu soruyu ikiniz de bilemediniz. 2-1 Hüseyin önde. Vay be. Hadi uzatmayayım, son sorumu sorayım. Tamam. Dilerseniz. Bari beraber bitirelim. Bir kangurunun kuyruğundan tutarsanız... Zıplayamaz. Kim cevap versin önce? Sen ver. Ben fark vereyim. Etmez. İkiniz de düşünüyorsunuz. Sen ver. Sen ver. Lütfen. Sen ver. Yanlış. Bence doğru diyeyim. Hiç olmazsa beraberliği belki yakalayabilirim. Süper. Vallahi doğru. Beraberlik. Yeah. Evet. O zaman kaç oldu? 2-2. Beraber oldu. Yani bizde uyum çok önemli. Çünkü biz bir ekibiz. Uyumu yakalamış yani. Olduk. Yine de oyunun Hı? kuralına göre birinin yenmesi lazım. O zaman evet. bir soru daha soruyorum. Evet. Bir soru daha soruyorum. Tamam. Japonya'da değerli izleyiciler
Japonya'da şişman olmak yasa dışıdır, yasaktır yani. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yani temennim o yönde. Yanlış olmalı çünkü. Doğru. Ne yapsın adam yani? Ne diyorsunuz? Sen yanlış, sen doğru. Evet. Attın tabii. Tabii ki. Doğru. Nasıl doğru? Evet. Yani, Japonya'da şişman olmak mı yasak? Yasa dışı, evet. Yasalarda yazıyor. Yani abaze, şişmanlık, bunu yapamazsınız, olamazsınız diye. Japonya'yı buradan kınıyorum. Doğru. Yani böyle bir şey olamaz. Ne yani? Ha sen o abi, yönden. Sen lafı üzerine alındın anlaşılan. Yani. Ya sen şişman değilsin senin ki. Senin kemiklerin değil biraz iri galiba. Tüm gibisin maşallah, zımba gibi. Değilim ama hani. Ne diyorlar ya, cillop gibi. Cillop gibi değil tabii de. Peki şişmanlar ne yapacak Japonya'da? İşte yasa dışı ama bir şey yapmıyorlar. Tabii mesela çok aşırı da şişman yoktur Japonlara bakarsanız Japonya'da. Evet. Hani şimdi tabii diyecekler ya internete bir bakalım doğru mu diye. Sumocuları ne yapacağız? Sumo. Evet. Sumo güreşçileri. Evet. Aa evet. Doğru. Bak, profesyonel. Japonya'da şişman olmak yasa dışı bir durumdur diyor. Doğru. Ama sumo güreşçilerini ne bence yapacağız? Bence asparagas bir haber diye... Bilir miyiz o, acaba? Neyse. Belki de profesyonel hani sporcu oldukları için belki bir onlara imtiyaz sağlanabilir. Benim de kafama takıldı. Bunu ben de araştıracağım. Değerli izleyiciler sizler de bir bakın ekran başında. Doğru yani diyor burada. Yasa dışı olduğu. Neyse fazla uzatmayalım. Buraya göre Hüseyin kazandı. 3-2 öndesin Hüseyin. Şike var. Kabul evet. Artık bir yemek hak etti. Yani Hüseyin'i bir yemeğe davet Hüseyin edersin. Için yani her zaman, her zaman. Hiç fark etmez. Ve bugünkü konuğum çok enteresan. Sosyal medyada kendisi bir fenomen veya bir influence dedikleri. Ve özellikle saçlarıyla çok meşhur. Ve bugün kendisini davet ettik. Birazdan stüdyo konuğumuz olacak. Filiz Cercis efendim. Evet sevgili izleyiciler. Konuğum Filiz Cercis. Şimdi ilk arkadaşlarıma, çevreme söylediğimde herkes dedi ah dedi o güzel saçlı kız mı? Ve ikinci soruları hemen Filiz hoş geldin. Hoş bulduk. İkinci soruları ne oldu biliyor musun? Ya dedi Filiz'in saçları gerçek mi? Şimdi sana soruyorum saçların gerçek mi? Öncelikle bu konuda şunu söylemek isterim. Yani benim hayatımda bana en çok sorulan sorulardan biri aslında bu zaten. Ama evet saçlarım gerçek. Yani hiçbir şekilde takma yok saçımda hiçbir zamanda olmadı. Kendi doğal saçım. Evet sevgili izleyiciler. Hatta ben bayağı bir yaklaştım baktım gizli saklı gerçekten kendi saçları. Yani bütün söylentiler boşaymış. Nasıl bir şey bu? Nasıl insan, yani bu bir tesadüf müydü? Mesela senin sosyal medyadaki başarın tesadüf mü oldu yoksa sen bunu bilinçli mi başlattın? Bilinçli değil de aslında yani daha doğrusu eşim, o zamanlar erkek arkadaşım Instagram'la ilgileniyordu zaten. Ben aslında hiç sosyal medyada takılan insanlardan değildim. Daha çok okula, işime odaklı bir insandım. Ama o sosyal medyada işte paylaşım yaptığı için, fenomen olarak çalıştığı için insanlar artık beni de tanımaya başladı. Daha doğrusu merak etti. 4 sene önce başladı her şey ve o zamanları yüzüm göstermiyordum ilk başlarda. İnsanlar da tabii merak etmeye başladı. İşte bu kız kim, yüzünü niye saklıyor, niye işte göstermiyor kendisini diye. Öylece de her şey başladı. O zaman... Eşinden aslında daha çok sosyal medyaya girdin. Evet, aynen. Eşin seni biraz teşvik etti aynen. Bu işlere. Sen kendini daha çok saklayan, geri planda aynen. Kalan biriydin. Aynen, aslında evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Çocukken de mesela insanlar böyle saçlarını böyle çok merak ediyor muydu? Ay ne kadar cici, ay ne kadar güzel. Yani saçların o zaman da ilgi çekiyor muydu? Ya şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan beri saçlarım gür olduğu için, yani genetik bir durum olduğu için. Nereden geliyor peki bu? Babamdan. Yani babam Arnavut ve Arnavutların saçları genel olarak zaten gür olur aslında. Sanırım bu konuda biraz şanslıyım. Babamı çekti saçlarım. Demek babandan, ben annenden tahmin ettim. Ve Arnavutların saçları gür olur genelde. Evet. Acaba neden? Çok merak ettim. Bilmiyorum. İkliminden mi, suyundan mı, havasından mı olabilir? Neden olmasın? Olabilir, evet. Ve hazır babandayken söz, baban sana daha sonra bir laboratuvar kurdu sanıyorum. Hı-hı. Ve bir saç yağı çıkardınız. Şimdi bu sanıyor insanlar düşünmesin reklam yapıyoruz. Kesinlikle değil.
Ama bu bizim hepimizin ilgisini çekti. Çünkü babanın böyle bir şeye adım atması, senin için teşvik olması bu bizi ilgimizi çekti. Nasıl oldu bu fikir? Nasıl ortaya çıktı? Yani Instagram'da bu kadar ünlenince mi oldu yoksa hep aklınızda olan bir şey miydi? Yok, bu durumun Instagram'la açıkçası hiçbir alakası yoktu ilk başta. Yani ben kendim zaten, yani kendimi bildiğim bileli hep bir şeyler denemeyi çok severdim. İşte çocukken annemin çekmecelerini karıştırıp işte makyaj ürünleri olsun, saç bakım ürünleri olsun hep alıp karıştırırdım. İşte nasıl bir etkisi olur diye düşünüyordum. Ve böylece de kimya üzerine okumaya başladım sonrasında. Ve o süreçte de yani benim için hayatımda bayağı bir zor süreçti diyebilirim. Kimya okudun. Evet, kimya üzerine okuduğumda bayağı zordu ve o dönem bayağı bir saçlarım dökülmeye başladı. Yani gül saçlarımdan hiçbir eseri kalmamıştı. Bu durumda tabii ki bayağı bir ürünler denedim, işte şampuanlar, ilaçlar vesaire. Ama hiçbir şeyin faydasını görmediğim için artık zaten kimya üzerine okuduğum için daha çok bilgi sahibi olmaya başladım ve senelerdir kullandığım ürünün içeriklerine bir bakayım dedim, inceledim biraz. Ve aslında saçlarım için ne kadar sağlıksız olduğunu fark ettim ve bu şekilde de kendi ürünlerimi yapmaya karar verdim. O zaman kendi ürününü kendin ürettin kimyacı aynen. olduğun için ve baban da sana tabii destek yardımcı evet. oldu bu konuda. Evet, aynen. Peki bu işe başlarken sosyal medyada bunu da çok merak ediyorlar tabii. Şimdi bir Show Akademi diye bir kurum açıldı Frankfurt'ta ve burada sosyal medyayla ilgili dersler verecekler. Sen böyle ders aldın mı? Hayır. Hiç almadın değil mi? Peki nasıl oldu? Yani bir tamam elinizde bir ürün var ama yine de tabii sosyal medyada bir ürünü başarılı bir şekilde pazarlamak veya bilinçli bir şekilde kitlelere ulaştırmak. Hani bunun planı projesi yapılması lazım değil mi? Bu tesadüf çıkmıyor. Yani en başta açıkçası pek bilgimiz yoktu bu konuda. Yani benim zaten hiç yoktu. Yani sosyal medyaya birden düştüğüm için hiç bilgim yoktu. Biraz da zor geçti zaten baş dönem. Yani keşke o zamanları biri olsa da işte bana bu konuda yardımcı olsaydı. İşin tecrübeliydi. Evet tabii tecrübeliydi ama saç ürünleriyle pek işte alakadar olmadığı için bir adam olarak saç yani bayan saç bakım ürünleri için reklam yapmak biraz zor evet. olurdu tabii ki. Ama hep yani doğal halimle aslında kendim yaptım 2 sene reklamı yani ürün için. Kendim kullandım. İnsanlar işte hangi ürünü kullandığını sorduklarında işte hep kendim tanıttım. Öyle başladı aslında. Peki şeyi merak ediyorum. Şu anda hayatını bu işten geçindiriyorsun değil mi? Evet. Yani başka bir iş yapmıyorsun. Asıl mesleğin kimyacı. Ama sosyal medyadan bu ürünü pazarlayarak herhalde hayatınızı geçindiriyorsunuz. Yani öncelikle kendi şirketimiz olduğu için yani bu ürünler daha doğrusu şirketim benim ilk mesleğim. Instagram daha çok ikinci planda aslında diyebilirim. Yani tabii ki kendi ürünlerim için reklam yapıyorum ama işte bazı fenomenler mesela sadece Instagram üzerine çalışıp reklam yapıp ekmek paralarını kazanıyor. Evet. Ama ben de o biraz ikinci yerde. Sen aslında tam anlamıyla bir iş kadınısın diyebiliriz. Evet. O zaman yani fenomen veya influencer değilsin. Evet, kendimi daha çok öyle tanıtmayı seviyorum açıkçası. İş kadını. Evet. Güzel. Tabii şimdi tabii herkes böyle kendi ürününü üretip pazarlamadığı için haliyle sen bunları aşmış birisin. Filiz, şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Daha önce sordum, dedin basket atalım. Evet. Nasıl, iddialı mısın veya herhangi bir spor dalıyla uğraşıyor musun? Yok, uğraşmıyorum. Yani sporu severim aslında ama özel bir oynadığım bir spor yok aslında. Ama deneyelim mi? Deneyelim, evet. İyi, o zaman basket potamızı kuralım ve o esnada da soracağım bazı sorular var. Onları da bir sorayım. Evet değerli izleyiciler, toplarımız elimizde ve evet. Yarışmamıza başlayacağız. Bir iddiası olsun mu? Olsun. Şöyle bir şey, ben yenersem senin o başarılı ürünlerinden 25 tane istiyorum. Neden 25 onu da bilmiyorum. Aklıma 25 geldi. Ve onu burada hediye edeceğiz izleyicilerimize. Kabul mü? Kabul. Tamam. Sen de benden 25 albüm isteyebilirsin sevenlerine. İmzalı. Olur. Olur mu? Olur. Anlaştık, tamam. Kim başlasın? Sen başla. Ben başlayayım. Yalnız baştan söyleyeyim.
Rakibin çok iyi. Senden önce en az 8 kişiyle daha oynadım. Ve inan ki 8'i de yenildi. Yenen ilk kişi olursun. Eğer yenersen. Evet, başlıyorum değerli izleyiciler. Ve 1-0. Okay. Filiz atıyor. Heyecanlanma. Hiç heyecanlanmadı gerçekten de. Benim taktiğim bu. Karşı tarafı biraz böyle ne diyorlar? Şaşırtmaya çalışıyorum. İkinci atışımı atıyorum. Bir şey soracağım. Şimdi sosyal medyada haliyle bazen insanlar olumsuz şeyler de yazıyorlar. Hani bu benim de başıma geliyor, herkesin. Bunlara alıngan davranıyor musun veya nasıl, anlayışla mı karşılıyorsun veya bunun bir derecesi mi var? Yani açıkçası en başta biraz zorlandım. Yani bu duruma kabullenmeye bayağı zorlandım. Çünkü hayatımda alışkın olduğum bir şey değildi. Yani insanlar beni tanımadığı yerde benim hakkımda işte yargılamaya başladılar daha doğrusu. Ve hakkımda bir şeyler uydurmaya başladılar. Başta zorlandım ama artık aslında alıştım. Ve benim için yani insanlar benim hakkımda konuştuğu zaman artık daha çok iltifat olarak görüyorum. Sonuçta demek ki enteresan bir şey var ki benim hakkımda konuşuyorlar. Hiç böyle aşırı bir şey yaşadım. Hani birini mahkemeye vermek zorunda kaldım. Yok, hayır. Olmadı değil mi? Evet, yani aşırı şeyler oldu ama ben kendim uğraşmak istemedim. Hı-hı. Yani Allah'a havale ettim diyeyim. O kadar. Tamam. İkinci topumu atıyorum. At. Bir bir değerli izleyiciler. İkinci topumu ve atamadım. Bu sefer atamadım. Heyecanlandı galiba. Atayım mı? Evet. Okay. Filiz ikinci topunu atıyor değerli izleyiciler. Ve ıskaladın Filiz. Evet, olmadı. Evet, toplarımızı alalım. Birer top daha hakkımız kaldı benim burada. Evet, durum 1-1 Filiz. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Atmadan topumu. Çocukken ne olmak istiyordun? Oyuncu olmak istiyordum. Yani oyuncu? En büyük, evet, en büyük hala hayalim. Hala olabilirsin. Yani geçen sene zaten başladım aslında. İki film projelerine dahil oldum. Ama öyle kendimi mi? Evet. Yani oyuncu olarak daha tanıtamam. Yani bunun için çok az deneyim olduğunu düşünüyorum. Ama artık hayırlısı, yakın zamanda inşallah bir şeyler olur. Tamam. Var mı böyle bir teklif, dizi projeleri? Var. Yani birkaç ay sonra başlayacak aslında. Tamam. Ve yakın zamanda zaten İstanbul'a taşımayı düşünüyoruz bir seneliğine. İşte orada işte kendimi hazırlama niyetiyle gideceğiz. Hem diksiyon dersi, belki biraz oyunculuk evet, dersi. Dram kursu, evet aynen. Çok iyi. Evet. Aslında çok da iyi olur. Gerçekten bir oyuncu yüzü var. Hani ben şimdi böyle biraz tecrübeyle olaylara yaklaşınca. Ve çok var hani yurt dışında yaşayıp gidip dizilerde meşhur olan veya başarılı olan insanlar çok var. Bakalım belki o örneklerden bir tanesi de sen olursun. İnşallah. Seni iyi bir güzel bir dizide görmek isteriz. Üçüncü topumu atıyorum değerli izleyiciler. Durum hala 1-1 ve 2-1. 2-1. Ve 2-1 bitti. Ama yine de çok çok iyiydin. Çok çok iyiydin Filiz. Evet değerli izleyiciler, Filiz'le sohbetimiz devam ediyor. Baskette 2-1 yenildi ve bu durumda 25 tane ürünü bekliyoruz stüdyomuza ve buradan bu ürünleri hediye edeceğiz izleyicilere. Filiz, şimdi sana bir soru soracağım. Dünyanın saçlarıyla en meşhur olmuş bir bayanını tanıyor musun? En meşhur galiba tanıyorum. Yani emin değilim şu anda ama sanırım... Acaba kimi tanıyorsun, merak ettim. Seninkisi hangi ülkeden geliyor? Galiba İndonezya'dan geliyor. Onların saçı genelde çok uzun olur ya. Olabilir. İndonezya'da bir bayan olabilir ama benim dediğim bayan bir Çinli. Aha. Bil bakalım saçları ne kadar uzun? Tahmin et. Saçları ne kadar uzun? Boyundan uzun yani 4 metre diyelim. 4 metre diyorsun. Evet. Ben sana söyleyeyim, 5 metre 62 santim. Hatta dilerseniz şimdi bir resimlerini izleyelim. Xi Jinping adı. Umarım doğru söyledim. 1973'te doğdu.
13 yaşından beri saçlarını kestirmiyor. Diyelim ki bir dizi teklifinde dediler ki saçını kısacık keseceğiz. Kabul eder misin? Ederim. Gerçekten ederim. O kadar fedakar davranabilirim diyorsun, evet, oyunculuk için. Tabii ki projeye bağlı olan bir şey. Yani projeyi gerçekten beğeniyorsam, yönetmenle anlaşırsam yaparım diye düşünüyorum. Evet. Bravo. İşte oyunculuk bunu gerektirir efendim. Evet Filiz, şimdi eşin Tarık da geldi. Tarık hoş geldin. Hoş bulduk. Az önce çok çınlattık kulaklarını. Hangi yeni buluştan söz etsek hep arka planda sen varsın. Normalde her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı bir kadın oluyormuş veya ona benzer bir şey ama Filiz'in arkasında sen varsın herhalde. Yo, biz her şeyi birlikte yaptık. Yani ne olursa olsun bütün projelere ikimiz de dahil olduk. Her şeye beraber. Ve çok da iyi yapıyorsunuz gerçekten. Çünkü sosyal medyada böyle uyumlu çiftler çok azdır. Benim birkaç tane tanıdığım daha var. Hatta Bizimkiler diye bir bölüm var burada. Hı-hı. Onlar birkaç bölüm sonra sosyal medyanın en uyumlu çiftlerini, top 10'unu ekranlara getirecek. Hı-hı. Bilmiyorum, belki sizler de olabilirsiniz içerisinde. Kaç yıldır evlisiniz Tarık? Bu sene 3 olacak. Aynen. 3 sene olacak. Hı. Evlilik şarkınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Evet. Acaba hangi şarkı, merak ettim. Zülfikar Özer'in Seni Seviyorum şarkısını biliyor musun? Zülfikar Özer'in Seni Seviyorum şarkısı. Evet. Yani onu bilmiyorum ama Rafet Erroman Seni Seviyorum biliyorum. Net esalim arkadaşlar. Seni Seviyorum Rafet Erroman değil. Peki bir şey soracağım. Hani çiftler arasında bazen sorun oluyor ama mesela diyelim ki bir fotoğraf paylaştınız ve birinizin hoşuna gitmedi. Bunu nasıl çözüyorsunuz aranızda? Sosyal medyada sıkça yaşanan bir şey bu çiftler arasında. Bir şey paylaşıyor. Ne yapıyorsun ya? Sen gönderme mi yapıyorsun falan. Böyle olaylar oluyor ya. Siz hiç yaşıyor musunuz böyle bir şeyi? Ya aslında hayır. Hiç öyle bir şey yok. Yani story olsun, resim paylaşımı olsun. Yani ben Tarık'ın neye dikkat ettiğini biliyorum çünkü. O aynı şekilde benim neye dikkat ettiğimi bildiği için yani artık eskiden işte birbirimize sorardık işte bunu paylaşacağım senin için okey mi diye. Ama artık ben istediğimi paylaşıyorum. O da aynı şekilde. Yani zaten fotoğraflarımızı hep birbirimizin biz çekiyoruz. Yani ben Filiz'in fotoğrafını çekiyorum. O da benim fotoğraflarımı çekiyor. Evet. Ve çekmeden önce zaten Filiz mesela fotoğraflarını nasıl istiyor ben onu biliyorum. Evet. Ona göre çekiyorum zaten. Sonra zaten fotoğrafı paylaşmadan önce benim fikrimi alıyor. Hani nasıl buluyorsun falan diye. Ona göre işte paylaşıyoruz. O yüzden hiçbir sorun yaşamıyoruz bu konuda. O zaman o tanışma anını da sorayım. Nasıl oldu? Hmm. Tarık mı seni kovaladı? Hmm. Yoksa birbirinizi gördünüz hemen o anda mı? Ya aslında şöyle, bizim ailelerimiz daha önceden de tanışıyordu. Aha. Böyle ne bileyim doğum günlerde, ne bileyim düğünlerde falan bir araya geliyorduk daha önceden de. O yüzden hani ben Filiz'i görmüştüm, Filiz de beni biliyordu işte. Öyle kontağa girdik, direkt her şey uydu. 3 ay sonra evlenme teklifi etti. Çabucak oldu. 3 ay sonra evlenme teklifini etti. Evet. Güzel. Mesela yani çok emindim. Çok Filiz'den. Cesurca, çok cesurca bir adım bu. Hı hı. Yani zaten insan böyle bir şey varmış. Bir anda ömür boyu seveceği kadını tanırmış bir bakışta. Hı hı. Ve o anda onlar için yani evlilik teklifi sonuna kadar yaşamak çok zor bir karar değilmiş. Hı hı. Zaten öyle oldu. Ben Filiz'i ilk gördüğümde... ilk görüşte aşktım. Aşktı. Öyle diyebilirim gerçekten. Çünkü... onu gördüğümde sonradan bu benim eşim olacak diye biliyordum yani. Öyle bir his vardı içimde. İşte. Evet. Çok güzel, çok güzel gerçekten. O zaman size bu yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Ve bugün geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler Filiz ve Tarık. Show Akademi haftanın yeteneğini sunar. Sıra haftanın yeteneği sesinde. Bu haftaki yeteneğimiz Esen şehrinden geliyor. İrem Şahin sahnede, hep birlikte dinliyoruz. Ben yoruldum. Çöktüm dünyanın amert yüzüne.
çene, bu öksüz başıma indirme beni, gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma indirme beni. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. O yüzden ömrümden giden gidene, şu yalnız başımı güzel. Gerçekten tüylerimiz ürperdi adeta. Çok teşekkürler. Peki ne zaman başladın müziğe? Şöyle kısaca seni bir tanıyalım. Çocukluğumdan beri aslında. Annemle hep beraber söylerdik. Kınalı Kar dizisini bilir misiniz? Bilmiyorum. Duydum, evet. Ama annem her zaman bana onun şarkılarını öğretirdi. Yani Kınalı Kar şarkısı, türküsünü öğretirdi. Peki ne var böyle hayatında müzikal kariyer olarak veya bu zamana kadar nasıl bir aşamadan geçtin? Neredesin şu anda? Şu anda daha çok en başındayım gerçekten. Daha henüz bir albüm, bir single, hiçbir şey bir yok. Klip hayır. Çıkmadı yani. Hayır, hiçbir şey yok. Daha en başlardayım. İnşallah gelir devamı. Bence çok iyi bir yerden başladın. Direkt Rafet Erroman evet. Show'dan başladın. Sayenizde. Evet. Heyecanlıydın biraz sanıyorum. Evet, çok heyecanlıyım, hala heyecanlıyım. Ama ona rağmen çok çok güzel söyledin. Ama güzel bir heyecan, evet. Çok teşekkür güzel ederim. Söyledin ona rağmen İrem. Tebrik ederim. Peki çok bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Mesela hayalinde ne var? Müzikle hayatını geçindirmek bu hayalinin içinde mi? İçinde, evet, tabii ki de. Okuyorum aynı zamanda. Öncelikle okulum geliyor yani. İşimi önce elimde bir şey olsun istiyorum tabii ki. Ama müzikle ilgilenmek istiyorum. Hobimi işim yapmak isterim tabii ki. Dur şimdi burayı bir daha alacağım. Evet. Üniversite öğrencisisin. Evet. Ne okuyorsun İrem? Ekonomi mühendisliği okuyorum. Ve yanı sıra müzik yapıyorsun. Evet. Peki hobi ekonomi olarak. Mühendisliği mi müzik mi deseler? Müzik derim tabii ki. Hobimi çünkü işe çevirmek çok isterim. Kendin yazıyor musun söz müzik? Yok, daha henüz değil, hayır. Ama hiç bir gün böyle bir beste arayışına, şarkı arayışına çıktın mı? Çıkmadım ama kendi kendime bazen böyle bir şeyler uydurduğum oluyor. Ya, hiç yazmadım, hayır. Kağıda hiç geçirmedim bunları ama kendi kendime böyle kendi sözlerimle falan söylemeyi seviyorum. Peki şöyle sorayım, bu işin nasıl olduğunu, nereden tutacağını biliyor musun? Diyelim ki herkes şarkı söylemek istiyor. Hı-hı. Herkes bir single olsun, bir klibi olsun, işte tanınsın, büyük kitlelere ulaşsın istiyor ama bunu nereden başlatacağını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. İşte bilmiyorsun. Biz onun için Show Akademi diye evet. Çok güzel kurslar veriyoruz. Tam da bunları öğretiyoruz insanlara. Değerli izleyiciler, eminim sizler de evlerinizde oturup aklınızda sözler var, besteler var, belki melodiler var ama bunları nasıl dinleteceksiniz, nasıl ulaştıracaksınız veya siz kendiniz nereden başlayacaksınız bilmiyorsunuz. İşte Show Akademi bunun için size yardımcı olabilecek bir kurum. Stüdyodaki arkadaşlarıma sorayım. Barbaros, sen nasıl buldun? Bence güzel. Sesini. Yani her sesin bana göre bir rengi vardır. Bu kardeşimizin de ses rengi çok hoş. Kendine özgü diyorsun. Aynen öyle, çok tatlı bir sesi var. Hüseyin. Ben de katılıyorum. Çok güzel, tertemiz sesler basıyor. Yağ gibi kayıyor sesi. Güzel. İyi tam bir eğitim alırsın. Gibi konuştun aynen. Yani. Yağ gibi basıyor sesi. Bunu da ilk kez görüyorum bir televizyonda yorumcu olarak. Yani tertemiz sesler. Evet, tonalitesi evet, çok iyi. Hiç detone olmadan gayet güzel okudu. İyi bir eğitimle
çok daha insan tabii, olur. Tabii. Evet İrem, yani konu şu ki hiç bir şey yapmamana rağmen bugüne dek ilk kez belki de El Roman Show'da çıktın, kendini göstermene rağmen inanılmaz iyi söyledin. Herkes sesini çok beğendiğini söylüyor. Ben de öyle. Sana başarılar diliyoruz. Önümüzdeki dönem içinde gözümüz üzerinde olacak. Bakalım nasıl bir yol izleyeceksin. Tekrar çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Efendim haftanın yeteneği İrem Şahin. Show Akademi haftanın yeteneğini sundu. Masko'nun sunduğu El Roman Show devam edecek. Masko'nun sunduğu El Roman Show devam ediyor. Show Akademi. Hayallerinizi ertelemeyin. Başarılı olmak asla bir tesadüf değil. Müzik, oyunculuk ve sosyal medyada nasıl kariyer yapacağınızı size adım adım öğretiyoruz. Instagram ve YouTube kanalınızla nasıl para kazanabilirsiniz? Hit bir şarkı nasıl ortaya çıkar? Nasıl doğru bağlantılar kurup aranjörlere, prodüktörlere, yapımcılara ulaşabilirsiniz? Sözleşmelerde neye dikkat etmelisiniz? Bir film veya dizi setinde nasıl davranacaksınız? Oyuncu olabilmek için hangi adımları, hangi doğru bağlantıları kurmanız gerekir? Başarılı ve kalıcı olmak neyi gerektirir? Sizler de seminerlerimize ve eğitim programlarımıza katılabilirsiniz. Show dünyası hakkında önemli tüm bilgiler showakademi.com'da. Efendim şimdi çok önemli bir şeyi ekranlara getireceğiz. Bundan birkaç hafta önce yetenek bölümüne katılmıştı Ayhan Aydın. Bize ilk Erbil'den sanıyorum bir video gönderdi. Biz şarkıyı çok sevmiştik. Hatta kendisinden bir tane de canlı gitarla okumasını rica ettik. Onu da gönderdi. Şimdi ilk önce bir izleyelim ve ondan sonra Ayhan Aydın'la ilgili neler yapacağımızı burada ilk kez açıklayacağız. Bu sözler gidenlere, aşktan vazgeçenlere, yalnızlık sevenlere, gurbet bir yorgun nefes gibi, zamansız ölüm gibi, bugünler ateş gibi yakıyor, sensizlik günah gibi, güneşsiz hayat gibi, bugünler ömür gibi sönmüyor. Bir ayrılık hikaye. Gerçekten kutluyorum. Sözü, müziği, her şeyi kendine ait. Ayhan Aydın, şimdi sana buradan o sürpriz duyuruyu açıklıyorum. Sesini, şarkını o kadar beğendik ki şirketimiz tarafından sana bir single, bir klip çalışması hazırlayacağız. Yolun açık olsun. Buradan hediyemiz sana. Bu sözler gidenlere, aşktan vazgeçenlere, yalnızlık sevenlere, gurbet bir yorgun nefes gibi, zamansız ölüm gibi, bugünler ateş gibi yakıyor, sensizlik günah gibi, güneşsiz hayat gibi, bugünler alev gibi sönmüyor. Bir ayrılık hikayesi, şiirlerin bahanesi, çok özledim o ellerin, bu kalbimin bahanesi.
Oğul Zengin efendim. Harika. Efendim, Oğuz Engin'le sohbetimiz devam ediyor. Oğuz, inanılmaz güzel bir gösteriydi. Teşekkürler. Bütün ekipçe ağzı açık izledik. Teşekkürler, sağ olun. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Şimdi profesyonelce 92'den beri yapıyorum. Yaşım şu an 51. Kaç yaşında başladın? 8 yaşında bir illüzyonist gördükten sonra, zaten çocuklarda hep bu iş merak. Ben çocukken merakla başlıyor, başladım. Evet. Ondan sonra dedem bir tane illüzyon kutusu gördüydüm. Ben dedem doğum günüme işte ne istersin dedi. Ben de dedim bunu istiyorum dedim. Böyle i̇şte bir sihirli onun üzerinde, kutu muydu bu? Aynen, üzerinde bir sihirli bir sopa vardı. Yıldızlar falan. İşte ben de çocuktum o zaman, dedim acaba hakikaten mi öyle şey var? Böyle salladım salladım ama yıldız falan çıkmadı. Ondan sonra orada bir gizemli kitabım diye, orada bütün numaralar içindeymiş meğer. Aslında bu illüzyon sanatı yanıltma, daha doğrusu yapar şaşırtma gibi göstertme, evet, şaşırtma gibi. Hı-hı. Tabii öyle bir şey olduğu için ben önce bir bende bir şey oldu, böyle bir hayal kırıklığı. Dedim aa, dedim ben esas zannediyordum ama demek ki yokmuş. Sonra bir ufak numara öğrendim oradan. Onu işte sınıfımda gösterdim okulda. Hepsi şaşırdı. Ondan sonra merak sardı beni bu olay. Dedim acaba nasıl yapılır, nasıl ödülür? Sonra biliyorsunuz zaten buralarda kütüphaneler de var. Evet. Şimdi pek moda değil ama eskiden mesela ben kütüphanelere giderdim. Orada o sihirbazlık kitaplarını mı araştırırdın? Onları şey yapardım. Kapanana kadar okurdum yani kütüphaneler. Çok ilginç. Bir çocukluk hayali, sonra evet, kitaplardan. Kitaplardan öyle derken hocayla tanıştım, bu işi yapan. Ders veriyormuş bu konuda. Sonra hı-hı, işte babam da sağ olsun dedi tamam, eğer bu işi, çünkü sadece bu sanatı yapan benim ilk. Şaşırdı babam, dedi nasıl? Ailede bunu yapan, aynen, ilk sensin. Evet, tabii ki şimdi bizim Türkleri bilirsin, Avrupa'da yaşayanları. Onlar hep genelde kahvede kart falan oynarlar. Evet. Hepsinin bir kart numarası vardır yani. Şimdi mesela babam da ufak bir kart numarası biliyordu, gösterdiydi bana çocukken. Ondan sonra dayım mesela bir kart numarası gösterdiydi. Ondan sonra bir rahmetli Hasan amcam vardı. O da mesela... yeğenim dedi bak bu numarayı biliyorsun mu, o da bana bir kart numarası gibi. Öyle öyle sonra işte dediğim gibi o hocayı tanıştık işte. O hoca da dedi ki Oğuz'un dedi çok merakı var dedi. Çok arzu edip bir şey istediğiniz zaman zaten siz ona iş olarak bakmıyorsunuz artık. O işi sevdiğiniz için, evet, tüm kalpten yapıyorsunuz bu işi. Ondan sonra... yarışmalara falan katıldım işte. Beni yetiştirdi o hoca. Hı hı. Bu çocuğu dedi ben dedi, yani benim üzerime daha fazla düştü. Şimdi onun başka öğrencileri falan da vardı, hı hı, ama... yani sihirbazlık okulları var, öyle mi? Yok, maalesef bu konuda öyle şey yok. Workshoplar var. O da yeni çıktı. Eskiden böyle bir şey yoktu tabii. Ama kulüpler vardı. Mesela aynı bu futbol kulübü gibi... Hı hı. Her dalda bir kulüp olduğu için bu illüzyon şeyinde de bir kulüp var. Oraya peki, zaten üye oldum ben. Sen kendine illüzyonist mi diyorsun yoksa sihirbaz mı? Şimdi sihirbaz güzel bir kelime değil. Öyle mi? Sihir içine girdiği için bu sihir dendiği zaman zaten yanlış bir algı mı oluşuyor? Şimdi Almanlarda da mesela magi deniliyor. Aha. Mesela sihir büyüm insan, gibi büyüm, bir şey mi oluyor? İşte ha, bu tehlikeli yani, bunu kullanmasak daha iyi eder. Evet evet, yani illüzyonist. Evet, illüzyon. Yani bir şeyi var, değil vizyoner değil. Evet. Benim yaptığım el çabukluğu. Yani benim hiç tekniğe ihtiyacım yok. Yani bir şey göstermem için. Zaten birazdan az önce sana izledik. Senin yanında da bir şeyler yapacağım. Kimileri var işte çok büyük sahne tekniğinle çalışan, mesela o büyük sanatkarlar, evet, var, evet, o David Copperfield olsun, Erlich Brüdalar falan olsun. Yani bunlar hani çok büyük ekiple çalışıyor. Yani bir, evet, oyunu gerçekleştirmek için. Ama ben hep daima bu ufak ve el becerisiyle. Hiç bir olay yok yani. Hani sırf sen ve seyircin. Evet. Başka bir şey yok yani. Yardımcım bile yok. Yani gördüğünüz gibi ben tek, evet, yani. Evet.
Dikkatimi çekti. Sen evet. sahnede hiç konuşmuyorsun. Çünkü konuşmaya tamamen aslında... Tamamen vücut diliyle anlatıyorsun evet, her şeyini. Aynen. Çünkü şimdi şunu da söyleyeyim. İllüzyonu herkes anlayabiliyor. Yani 7'den 70'e. Ondan sonra o dili bilmek de mühim değil. Çünkü ben Japonya'da gittim. 1,5 ay orada program yaptıydım. Orada ben Japonca bilmiyorum. Hı hı. Onlar da İngilizce konuşmuyor doğru dürüst. Çünkü Japonca çok komplike bir dil olduğu için 3 şeyi var onların yazış şekilleri. Yani bütün ömrün Japonca öğrenmeyle geçiyor. Onlara mesela bir oyun gösteriyorsun hemen şaşırıyorlar. Evet. Bak anlamadıkları halde demek ki bu illüzyon sanatı hakikaten çok müthiş bir... Nereden geliyor bu illüzyon sanatı? İlk bunu kimler yaptı merak ediyorum. Şimdi bu illüzyon sanatı aslında ben araştırdım. Yani Osmanlı icatı değil değil mi? Yok yok kesinlikle. Farao zamanına, Egipt'ine yani Mısır zamanına. Tamam. Orada işte ilk hiyerogliflerde Dedi diye bir illüzyonist işte Firavun çağırıyor onu. Diyor ki seni duyduk sen çok büyük bir illüzyonistmişsin. Bize göster numaralarını. Eğlendirici olarak gösteriliyormuş. Onun da bir yaptığı numara vardı. Ördeğin işte bedenden koparıyor kafasını. Bir tarafa koyuyor. Öbür şeyini de bir tarafa koyuyor. Ondan sonra bunlar gözleri önünde birleşiyor. Bir daha canlanıyor. Öyle. Yani hiyeroglifte bunu şey yaptı. Bu illüzyonist tarihi evet. Şey yapanlar. Şimdi bunu nasıl yaptı diye sorarsak bu herhalde şimdiki teknoloji veyahut da şimdiki düşünceyle imkansız bir şey tabii ki. Ama onlara onu hipnoz olayıyla zannedersem gösterdi. Yani onlar öyle gördü. Yani hakikaten olmadı bu olay. Kafayı falan koparmadı. Anladım. Bir de öyle bir şey var. Tabii işte dediğim gibi siz size kalmış bir şey. Hangi metotla bu illüzyon şeyini uygulamak istiyorsunuz. Şimdi, peki seyirciyi o şekil etkileyebiliyor musun bu illüzyon olayında? Şimdi, bir sihirbazlık yaparken evet. yapmadığın halde seyirci sanki oluyormuş gibi görebiliyor mu? Şimdi bunu hipnozla yapabilirsin veyahut da benim çalıştığım gibi misdirection deniliyor ona. Misdirection mesela şöyle sizin ilginizi dağıtıyorum. İlginizi dağıttığım için de dikkat edemiyorsunuz. Ondan sonra da ben zaten olayı yapıyorum teknik yönüyle. Evet. Ondan sonra şaşırıyorsunuz. Yani olay bu. Ben size birazdan misaller falan da vereceğim yani. Yani inanın tanıdığıma çok memnunum, çok mutlu oldum. Evet. Çok teşekkür ederim. İleriki dönemlerde belki birlikte sahnede bir şeyler yaparız. Şimdi son olarak bir şey göstereceğim dedin. Neyi o? İzah edecektim. Dedim illüzyon sanatı nasıl hani oluşuyor. Şimdi... parayla bir şey yapmak istiyorum. Hı hı. İstersen birazcık şeye doğru... Yalnız baştan söyleyeyim evet. cebimde 5 kuruş para yok. Yok yok. Ben eğer beni soymaya niyetliysen. Yok yok. paraları önce bir koyayım şuraya. Ona göre evet. hem de bir anlatmış olurum nerelerden paraları aldım diye. Bu nerenin parası ya? Bu Japonya'nın. Ha bu Japonya. Japon... Orada da delik var. Aynen. Aa. Japonların bir özelliği var. Paralar hep delikli böyle. İyiymiş. Eskiden cepleri yokmuş onlar. Onlar böyle hep şey giyerdi ya. Hmm. Asarlarmış boğazlarına paralarını. Yani aslında gördüğün zaman böyle ha zengin veya fakir öyle anlaşılıyormuş ne yani. Ne görmezlik. Şimdi evet bu parayı zaten biliyorsun kuarta. Bu 50 cent. Evet. 50 cent çünkü Almanya'dayız. Bu Queen Elizabeth İngiltere'de Blackpool dünyanın en büyük festival, illüzyonların festivali, yani bütün illüzyonistler orada, 3000 sihirbaz bir tarafta yani düşün, öyle yani. Öyle mi? En çok bu sihirbaz orada, İngiltere'den mi geliyor? Aynen öyle, bu sanat da orada çok şey, meşhur. Bu Japonya dediydim, bu İsviçre'nin parası, İsviçre'de Basel'da program yaptıydım, oradan aldım bunu şey olarak. Tamam. Bu parada Arabistan'dan, çünkü ümre yaptım, dedim hatıra olarak oradan bunu da alayım diye. Evet. Yani gördüğün gibi kaç tane para var burada? 6 tane. 6 tane. Evet. Ellerde bir şey var mı? Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Bir tek yüzük var. Bu yüzüğü de istiyorsan şöyle alayım. Hı. Hani zannetme ki herhangi bir şey yapıyoruz. Tamam. Bak şimdi aç avucunu. Bir tane. Sağ el sen sağ. Evet. Tamam. Şimdi bu paraların hepsini sana iade ediyorum bak. 1, 2, 3, 4. Tamam. Kapatıyorsun evet. ellerini sıkıcana. Evet. Bak ellerimde hiçbir şey var mı? Yok. Yok. Evet.
elini böyle ters çevir. Şimdi benim için daha zor. Evet. Niye? Hem çok para var elinde, hem de elin kapalı. Evet. Yani ben o Amerikan parasını elinden almam için ne yapmam lazım? Elini açmam lazım. Evet. Çıkarmam lazım. Evet. Elini bir daha kapatmam lazım. Bunu hayat hep hissedersin yani. Tabii. Amerikan hayat, parasını mı? Evet. O 25 senti. Ha, 25 sent elinden alacağım. Sen hissetmeyeceksin, tamam mı? Hazır mısın? Evet. Yaptım. Hissetmedin mi hiçbir şey? Hiçbir şey. Hiçbir şey hissetmedin hiçbir değil mi? Hiçbir şey hissetmedim. Bak, bu sefer hakikaten çok hızlıydım ha. Yok. Ya. Açacağım ama şimdi. Tamam aç. Paraların hepsini şeye koy. Çok say. Merak ediyorum. Evet say bakalım. Ben bak ellerde. Aa çok... yok valla. Şey say say hepsi görsün orada. Bir. Ne sayacağım? Bir, iki, iki üç, dört. Beş. Beş tane. Evet. Amerikan 25 sent parası. Nerede? Gitti bak. Aa. Müthiş bir şey değil mi bak? Evet. Olay senin elinde oldu. Evet. Bak kollarda bir şey yok. Ellerde bir şey yok. Eller düşüyor. Yüzlük de yoktu. Para gitti. Şimdi para gitmedi. İnsan bir şey yok edebilir mi? Cebimden çıkacak deme. Ben ne yaptım bak? Evet. Parayı aldım avucundan. Sen daha hissetmedin. Parayı koyarken. Aldım avucundan. Evet. Bunu görmedin sen değil mi? Gördün mü? Görmedin. Kameralı da siz de gördünüz mü? Görmediniz. Tamam. Sonra ne yaptım bak? O cüzdanı görüyor musun bak? Evet. O cüzdanı aldım, açtım cüzdanı, parayı içine soktum o 25 çeyrek dolar, kapattım, oraya koydum, bunu da görmedin değil bunu mi? Bunu da görmedim. E bir bak bakayım hakikaten öyle olmuş mu? Ama bunu kameralar da görmemiştir. Bir bak bakayım. Evet içinde. İçinde işte bu da imkansız bir şey değil mi? Koyabilirsin, her şeyi de kontrol edebilirsin. Buyurun. Evet. Şimdi. Evet şimdi zor ama şimdi tabii. Cüzdanı görmedim gerçekten. Cüzdanın evet. içinde olabilirdi. Ama elimden o para nasıl gitti? Aslında cüzdanın içinde olabilir o. Hani bir tane daha onu, olmuş olabilir. İşte o benim sorunum değil. Bu senin sorunun şimdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Haritayı bilmiyorum. Aynen. Hani, öyle koydun. Evet. Böyle bak öyle koydum. Koyduk. Bak hepsini. Hepsini kapattın. Koydum. Kapat. Kapattım. Ha. Evet. Ha. Aynen. Aldım. Aldım. Açtım. Koydum içine. Koydum oraya. Sen bunları hissetmedin. Olay bu. Peki şimdi açsam yerinde mi? Wunda gibt's leider nur einmal. Mucizeler bir kere mi oluyor? Evet, mucize böyle hep istediğin gibi olmuyor. Her seferinde yağmur yağdıramayız yani. Efendim, Oğuz Engin alkışlarınızla müthiş. Kızlar, hello. Hello. Yine çok ilginç bir konu buldunuz. Evet. Avrupa'daki düğünlerde olmazsa olmazlar. Evet. Evet. Çok merak ettik. Anlatın bakalım. Neler yok Diner abi. Bu arada düğünleri çok özledik. Evet çok özledik. Bir an önce başlasınlar. Evlenin, düğün yapın lütfen Diner. Biz de çağırın. Çağırın, çılgınca dans etmek istiyoruz düğünlerde. Evet. Şimdi Türk düğünlerinde şimdi birkaç klişeler vardır. Evet. Her gurbetçi düğününde olan. Ve isterseniz gidin atıyorum mesela deyin işte 10 bin euroluk en lüks düğünü tutun. Tamam yani işte ben şöyleyim ben böyleyim deyin. O oyun havası en sonunda oynanıyor. İsterseniz gidin klasik müzikle başlayın. Ankara'nın hiç bağları değişmez. Kesinlikle çalmadan hiçbir evet. düğün olmaz. Yani 100 bin dolarlık düğün de olsa, 10 bin dolarlık düğün de olsa Ankara'nın bağları olmazsa olmaz. Kesinlikle. O erik dalı bir gevrek olacak yani. Olacak. Bir de halay halay. Halay tabii. İsterseniz gidin en iyi pudrayı sürün. Çok güzel süslenin. O halayda o ter bir evet. akacak. Evet. Evet başka neler var? Aa şeyi unutmayalım. Tavuk arabaları. Tavuk arabaları. Önceden öyleydi ya. Halen isteyen bazısı kesinlikle hala yapıyor. Yok daha çünkü lezzetli. Yoktur öyle. Çok yoktur lezzetli. İnşallah. Yoktur var inşallah. Var çok lezzetli. Bayılırım. Peki başka ne var? Şu altın takma konusuna gelebilir miyiz? Tabii. Bak. Bizim uzun sıralar. İnşallah. Çıkı törenleri. Bak her gelin ve damadın rüyasıdır. O sıranın hiç bitmemesi. Neden diye soracaksınız. Ne kadar uzun sıra o kadar çok para girişi. Salonu ödeniyor, borçlar ödeniyor. Gerçekten şaka maka bir yana her gelin ve damadın tabii gelinler, damatlar bir zaman sonra öpmekten, koklaşmaktan böyle bir hal oluyorlar ama herkesin rüyasıdır rüya. Böyle. Aa, uzun bir sıra. Bir de altın demişken her gelinin bir Trabzon seti olmalı. Her düğünde o da bir klişe. Mecbur.
O zaman Türk düğünlerinde altın olmazsa olmaz. Trabzon evet. seti. Altın derken Trabzon seti. Eskiden beşi bir yerde vardı. O da o yüz görümlü. Ay, o artık çok şey normal. Ya, küçücük o, ya. Ya. Öyle beş, o duvak açılıyor ya. Orada onu zaten takıyor. Takıda Trabzon seti. Burmalar. Olmayanlar ne yapsın tatlım? Evlenmeyecekler o zaman. Yani hatun evet, istemeyecekler. Buradan Aile ve Sosyal Bakanlığı'na sesleniyorum. Öyle hatun almak altın kolay değil. Olmayınca evlenmiyormuşuz. Bu millet ne yapsın yani? Peki bir de topluca bunlar hepsi kuaföre gidiyor. Siz kuaförler ne para kazanıyorsunuz? Siz kuaförler ne para kazanıyorsunuz? Kuaförlerin o aldığı para, bak anlıyorum özel bir gün daha bir özeniyorsun. Hani daha farklı bir fiyat biçimlendiriliyor ama 500 euro nedir? Sırf gelin başı. Bu nedir? Yani kız kardeş nedir falan. Yani? Hani falan filan. Çok güzel para kazanıyorsunuz. Düğün günleri var ya. Onlar da ayrı oynuyor var ya içeride. Oo, bugün de gelinler geldi. Oh 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 oh. Ama o da olması gereken. Ne kadar ya, harcatırsan. Ya kız taraf olduğu için nasıl rahat hayır, konuşuyor ya. Hayır. Erkeği ne kadar harcatırsan o kadar yani. Erkekler aşkı parayla ölçüyorlar. Hayır hiç hiç hiç. Peki katılmıyorum. Bütün bu düğünlerin yükünü, maliyetini erkek tarafı mı çekiyor? Tabii ki. Bu haksızlık değil mi? Hayır haksızlık, değil. Hayır bence değil. Niye? Haksızlık. Eşitlikten söz ediyorsunuz. Nedir bu eşitlik? Yani sonuçta hani kimseye gelin damada ailesine bu kadar ağır bir yükün borcunu altına sokmaya gerek yok. Bir saniye. Kız tarafı da çeyiz yapıyor. Eşitleniyor aslında ama görülmüyor. Erkeğinki görünüyor, kızınki görünmüyor. Ona göre de kız tarafı da çeyiz alıyor yani. Ya çeyiz alıyor dediğin de yani koltuk takımı neyi hayır. alıyor? Yatak odasını düzüyorsunuz. Yatak odası düzüyorsunuz çeyizli. Sanki ben kız tarafı değilmişim. Hayır. Kız tarafı da bayağı bir enseli baba şekilde harcıyor çeyizi. Tabii sabah kendimden erken, biliyorum. Sabah erken 5'te kalkıyor saçlarını yaptırıyor kız tarafı. Her şeyi erkek tarafına yüklemek de adaletsizlik olur. Evet bir de sonradan bütün bu borcun yükünü yine gençler çekiyor yani. Sen gidip yani evleneceğim diye gidip eksi 10 bin euro 20 bin euro ile başlıyorsun evlilik hayatına. Vallahi tatlım harcatırsan yok. Kıymete binersin. Onu bilir onu söylerim. Değişmeyen kanun. Harcatırsan kıymete binersin. Kızlara duyurulur. Tatlım. Yani gelin taraf ne kadar para isterse o kadar kıymetli mi oluyor? Yani. Bana saçma geliyor. Erkekler saçma aşkı geliyor. Böyle ölçüyor yalnız. Kadınlar aşkı evliliği dokunuşla, aşkla, sevgiyle ölçüyor. Erkekler maddiyatla ölçüyor. Dış ses biz ikimiz aynı taraftayız. Dış ses ben bu konudayım. Bir de ki anlatın bakalım daha ne var olmazsa olmaz. Şabalar, şabalar. Şabalar ne? Şaba şey para. Para atıyorlar. Ha öyle mi? Sizde şaba mı diyorlar ona? Sizde denmiyor mu? Bizde para deniyor. Bahşiş, şaba. Bir de aileler arasında böyle çekişmeler oluyor. Oo. O iflası. Oh my godness. Ortalık yani Kim Kardashian dizisine dönüyor var o ya. Boks maçı gibi. Mavi taraf, kırmızı taraf. Kim daha baskın? Kim lafı daha koydu, kim tabii, oradan lafı kim yani. Önde oturdu? Hangi masa gelin masasına daha evet. yakın? Hangi yörenin daha çok şarkıları çalacak? Davetiyeler nasıl dağıtılacak? Evet. Bize bu kadar lazım, size şu kadar lazım. Yani inanılmaz bir size bir şey stres. Diyelim aslında çok gergin bir ortam. Düğün çok hani gergin. Böyle dinliyoruz ya aslında çok gergin bir ortam. Ama herkes yine böyle gülümse. Ama tabii evet, saçlar yapılıyor. Gelinin annesi şöyle duruyor tabii. Ama aslında arkada böyle herkesi paralayacak böyle. Tabii tabii. Her an yani böyle. Herkesi paralayabilir. Gelini evet. damadı, damadının ailesini baba, falan. Baba her an böyle bırakın falan diye tabii, böyle tabii. her tarafı yıkık geçecek ama şöyle duruyor ortalık böyle sakince. Ortalık aslında tabii ki bayağı bir çok stresli. Çok stresli. Yani gelin damat bunu açtıkları anda zaten ilk sınavlarını geçmiş oluyorlar. Bittikten sonra takıları kim alıyor takıları? Ooo tatlım. İşte orası biraz bak, karışık. Çok derin sorular. Tehlikeli sorular bunlar. Buradan şimdi buradan alev alırlar bir yerleri gider yakarlar şimdi izleyenler. Tamam bayağı şeyler konuştunuz. Evet. Yine bayağı bir kırdınız geçtiniz yani. Evet buradan dediğim gibi düğünlere davetiye bekliyoruz. Evet. Davetiye bekliyorsunuz da kırıp geçtiniz sizi kim davet eder be bu sözden sonra? İşte bu saatten sonra hiçbir düğüne davet edilmeyeceğiz onu anladım. Ağzımı açmam. Kalkar dans ederim ağzımı açmam. Paramı takar çıkar giderim. Düğünleri severiz. Peki o zaman tüm bundan sonra evlenecek çiftler için şöyle bir şölen yapın bakalım. Evet. Patlamıyor. Yuh be patlatamadınız. Şimdi olacak biraz. Siz patladınız neredeyse. Oo iyi patladı. Ben de patlatacağım hocam. Hocam ya yine fakirim ya. Ben de yine para çıkmıyor ya. Show Akademi.
Hayallerinizi ertelemeyin. Müzik, oyunculuk ve sosyal medyada nasıl kariyer yapacağınızı size adım adım öğretiyoruz. Sizler de seminerlerimize katılabilirsiniz. Tüm bilgiler showakademi.com'da. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Güzel bir final şarkısı bu. Hep yanımda kal, gecemde ol diye. Ben yalvardım hep Tanrı'ya sen diye. Hep yanımda kal, gecemde ol diye. Ben yalvardım hep Tanrı'ya sen diye. Evet, umarım bu akşam da çok keyif aldınız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Neku Fresh Ghetto Chef Rafael Roman, oh yeah. Ben nerede yanlış yaptım? Seviyorsun dur sandım. Bir sana aşık, senle deli. Ama buraya gelince tabii ki başka bir şey. Rafet'in insan... önünde elin ayağın kesildi evet, diyorsun. Evet, öyle oldu. Sana hep mi Eko Fresh derlerdi? Yo, annem Eko derdi. Ne güz ne güller ister bu kalp, bir sende titrer. Yok hadi durma. Oldu kanten gibi. Demedim ki sen beni anlayamadın. Belki ben anlatamadım kendimi yine sevgimi zamanla. Masko El Roman Show'u sundu.